Yani şu anda mecliste AK Parti grubu bütünüyle bu projenin arkasında duracak bir gruba benziyor. Yani bugüne kadarki davranışlarında 2000'li yılların başlarında AK Parti yeni meclise yansıdığında gördüğümüz bir grup manzarasında değil. Yani orada işte 1 Mart 2003 tezkeresini hatırlarsak 100'e yakın AK Parti milletvekili partilerinin istediğinin dışında oy kullanabilmişti. Bugün öyle bir grup yok. Bugün daha disiplin altında bir grup var. Ve bu disiplin de onların neredeyse bütünüyle böyle bir değişiklik meclis gündemine geldiğinde oy verecekmiş gibi olduğunu gösteriyor. Bunun mekanizmaları da kuruldu. Yani farklı oy kullanmayı çok zorlaştıran şartlar var bugünün meclis anlayışında. O bakımdan oradan bir fire çıkacak mı? Bekleyenler var belki ama ben fazla bir fire çıkabileceğini zannetmiyorum. MHP'den 14 milletvekilini 40 kişiler grup olarak 14 milletvekili AK Parti'nin oylarına katıldığı zaman zaten 330'un üzerinde bir oy söz konusu olabiliyor. O bakımdan orada bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Ama halka sunulduğu zaman, yani normal şartlarda gidilirse, anormal şartlara çok çabuk girebiliyoruz. İşte 2 gün önce İstanbul'da patlayan ve gerçekten canımızı yakan o olayı düşünürsek, o da ona benzer olaylar. Ya da işte ekonomimizde herkesi artık etkileyebilecek olumsuzluklar. Ya da işte dış politika yüzünden geldiğimiz nokta insanları yeniden düşünceye sevk ederse, bütün bu tür gelişmeler yaşanmazsa, normalde gidilecek bir ortamda işte insanlar bu faydalı mıdır, zararlı mıdır diye oy verecekler. Ama anormalliklerde farklı davranabiliyorlar. O bakımdan ben normal gittiğimizde sanki halktan yani %50'nin üzerinde bir destek almayabilir diye düşünüyorum. Ama anormal bir şeyler olur ve mesela bu o halle gidersek o da bir tartışma biliyorsunuz. O hal koşulu. Umarım öyle o halde gidilmez. Yani o hal çok istisnai olarak bütün anayasalar, dünyanın bütün anayasalarında olağanüstü hal diye bir durum var, sıkı yönetim var. Dolayısıyla bir savaş hali olduğunda bu tür yollara başvurulması normal karşılanır. Bir darbe girişimi olmuş, arkasından bir o halin gelmesi normal. Büyük bir terör olayına muhatap olmuşsunuz, ardından o hali uygularsınız. Ama bunu sonsuza kadar uygulayan bir anlayış o hal olmaktan çıkar, o olağan bir hali haline dönüşür ki öyle bir yani en yakın yaz başlangıcı dediklerine göre halka sunulacak tarih olarak o zamana kadar sürdürülen bir olağanüstü halin artık olağan denmesi gereken bir hal olduğunu ben düşünüyorum. O bakımdan inşallah umarım böyle bir şey olmaz. O tarihte böyle bir şey olmaz ama olağanüstü halde gidersek işte ismi de zaten üstünde. Olağanüstü halde devleti yönetenler istedikleri gibi davranabiliyorlar. Yani anayasada bile yazılı olmayan bir takım şeyleri uygulayabiliyorlar. Kararnamelerle kanun çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla da insanlar öyle bir ortamda rahat hissetmeyeceklerdir kendilerini. Ama dediğim gibi bu bile hiç belli olmaz. Halkı farklı şekilde düşünmeye ve olağanüstü gidilen bir ortamda ters bir oylama kendileri açısından yapmaya bile zorlayabilir. O bakımdan yani çok bilinmeyenli bir ortamda gidilecek bir defa. O bakımdan çantada keklik görenler varsa onun ben yanlış olduğunu düşünüyorum.